İsrail meselesi ve Haniye'nin öldürülmesi üzerinden tartışmalar. Tabii şimdi bir İran, İsrail'e nasıl misilleme yapacak o yönde. Bu önümüzdeki 24 saat, 48 saat için Amerika Birleşik Devletleri'nden İran'ın misilleme yapacağı yönünde bir açıklama var. İran'dan bir misilleme Nisan ayındakine benzer bir misilleme mi olur? Olursa daha ağır mı olur? Bugün ben ana haberde paylaştım. Yani intikam alınacağı söyleniyor. Şehirleri terk edin uyarısı var. Bu Arap hesap, yani şey, İran'ın Arapça sosyal medya hesaplarında paylaşılmış bir görüntü, bir fotoğraf karesi. Arkadaşlar da getirdiler ekrana. Şimdi İsrail toprakları üzerinde Ebabil ordusu intikam için geliyor diyor. Ebabil, İran'ın İHA projesinin adı. Tabii Kur'an-ı Kerim'den, tabii oradan esinlenilmiş. Doğru. Dolayısıyla Ebabil demişler bu İHA'lar ve SİHA'lar için bu projeye. Ve şimdi İsrail için de intikam zamanı diyorlar. Ne diyorsunuz? Yani bir Amerika Birleşik Devletleri'nden bir heyetin Netanyahu'nun oyununa gelmeyin şeklinde İran'ı uyardığı yönündeki iddialarla beraber nasıl okursunuz? Şimdi şöyle, öncelikle belirteyim. İran'ın bir misilleme yapacağı kesin. Yani İran bizim Türkiye'yi yöneten iktidar gibi bugün söylediğini yarın değiştiren bir yönetime sahip değil. Ciddi bir devlet. Yani. Sosyal medyada dalga geçenler çok. Yok. Böyle şeyler, maytaplar falan paylaşıp hani. Öyle değil. He. Öyle değil. Onların tamamının salak olduğunu düşünüyorum. Yani dünyada olup bitenleri izlemedikleri gibi İran hakkında da hiçbir fikre sahip değiller. İran tıpkı Çin gibi 2500 yıldır kendi uygarlık havzasını koruyan ve sınırları değişmemiş bir ülkedir. Güçlü bir kültürü vardır. O kadar güçlüdür ki Selçuklu'yu da daha sonra Osmanlı'yı da o kültürel nüfuzu altına almıştır. Yani Arap dünyasını anlarız. Hani Arapçanın İslam dininden gelen bir etkisi olabilir şeyde Türk devletleri üzerinde. Yani Selçuklular üzerinde, Osmanlılar üzerinde bunu anlayabiliriz. Ama İran'da yani Farsça konuşanlar İran nüfusunun yarısı. İran yaklaşık 90 milyon. Bu 90 milyonun 45 milyona yakını, 42 milyonu Türk. Fars'la değil. Ama Fars kültürü çok köklü, çok derin. Sasani devleti, ondan önceki devletler, Zerdüştlük'ten gelen ki dünyanın kadim dinleri arasındadır. Hem mistik, dinsel alanda, hem felsefe alanında, hem siyaset alanında çok güçlüdür. Selçuklu Devleti'nin gerçek kurucusu da bir Fars'tır. Nizamülmülk. Nizamülmülk Türk değildir. Farsidir. Yani hem Horasan valiliğiydi, Karahanlılar döneminde Horasan valisidir, Gazneliler, Karahanlılar. Alparslan geldiği zaman onu değiştirmez, Horasan valiliğine devam eder çünkü çok yetkin biridir. Sonra onu önce vezir, sonra baş vezir yapan Alparslan'dır. Melihşah geldiği zaman Alparslan'dan sonra Melihşah Nizamülmülk'ü değiştirmez. Nizamülmülk Selçuklu Devleti'nde ölene kadar 50 yıl valilik, vezirlik ve baş vezirlik, bunun 30 yılı baş vezirliktir. Yapan ve siyasetnameyi yazan biridir. Güçlü bir kültürdür kısacası. Hafif alınacak bir devlet değildir. Öyle Molla sarıklarını görünce bunları bizim tarikat şeyhi ya da Cübbeli Ahmet Hoca zannediyorlar. Öyle bir şey yok. Bunların çoğu son derece iyi eğitimli. Bundan önceki Hamene'yi biliyorsunuz ya da şeyi. Neydi daha önceki Cumhurbaşkanı? Reisi. Helikopterde düşen mi? Hem reisi hem ondan önceki Hatemi diyeceğim. Değil. Yok yok. Neyse. Benim de geldi ama. Evet. Hatemi diyeceğim. Ya Sorbon'dan felsefe doktoru adamlar. Yani birkaç yabancı dil bilen kişiler. Şimdi Ali Hamene'yi bir Türk. Her hafta şiir, edebiyatla çok iç içeler. Kendi evinde kaldığı neyse işte konakta ya da köşkte şiir ve edebiyat günleri düzenleyen ve o şiir ve edebiyat günlerini Türkçe yapan birisidir Ali Hamene'yi. Onlarla tercümansız konuşuyorsunuz. Şimdi Cumhurbaşkanı seçilen Mesut Türk. Evet. Yani orada bir şey yok. Yani etnik bir ayrımcılık yok. Devleti belirleyen, toplumu bir arada tutan, devletin çizgisini ve ideolojik arka planını belirleyen Şii olmaktır. Şiadır, Şia kültürüdür. Dolayısıyla İran devleti hafif alınacak bir devlet değildir. Ciddi bir devlettir. Verdiği kararları da yerine getireceğini düşünüyorum. Nitekim daha önce Süleymani'nin öldürülmesinden sonra biliyorsunuz bir büyükelçiliği bombaladılar. Devrim muhafızları komutanlarından birinin
Süleymaniye'yi öldürdükten sonra misilleme yapacağız dediler ve yaptılar. İlk yaptıkları misilleme kontrollüydü. Yani sadece İHA'larla, SİHA'larla yaptılar ama bu kez benim korkum şu, endişem şu daha doğrusu. Bu kez bunun böyle olmayacağına dair işaretler çok güçlü. Amerikan ve Batı istihbaratı da bunu fark etmiş, anlamış olmalı ki onlar da zaten uyarı yapıyorlar. İran çok daha ağır silahlar, bu arada nükleer silah bile kullanabilir. Çünkü Orta Doğu'da tek nükleer güç artık sadece İsrail değil. İran'da bir nükleer güç. Kimse bunun farkında değil. Özellikle Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Rusya'nın... Bu biraz Amerika'nın gündeme getirdiği bir şey biliyorsun ama İran hani nükleer güce sahip mi değil mi çok kısa sürede İran, olabilir İran diyorlar. İran bunu barışçıl amaçlarla kullandığını, nükleer santralleri barışçıl amaçlarla yaptığını ve enerji üretiminde kullandığını söyledi de ama herkes böyle söyler biliyorsun. Yani biz bunu bölgede nükleer silah yaptığımız için kullandık demezler. Son olarak hatırlarsanız İran'da yer altında kurulan tünellerde büyük balistik füzelerin olduğu ve füzeleri çeken rampa kamyonların, tırların bulunduğu büyük şeyler, büyük tüneller, uzun sonsuz tünellerin önünde o birimlerin komutanı bir fotoğraf çektirmişti ve yayınlamıştı. Şimdi o silahları geçen misillemede kullanmadılar. Yani İran Hamas değil. Bizim sosyal medyadakiler bunu karıştırıyor. İran Hamas değil. İran güçlü bir devlet. Amerika'nın bile doğrudan müdahale etmekte çekindiği bir devlet. Orta Doğu'da başka bir denklem var. Zaten şu söyleniyor. Hamas'la bile yani sonuçta tamamen kontrol altında tuttunuz. Günlerce bombalarız. Hamas'la bile hala savaşı bitirememiş, Hamas'ı yenememiş İsrail. Şimdi ben o kanıda değilim. Bu çok yaygın ve İsrail, yani İslamcı medya bunu çok acaba ısıtıp sürüyor. Hamas'ı nasıl yenemesin ya? Gazze'yi işgal etti. Gazze. Ama bitiremedi, tüketemedi işte. Ama hala esirlerle ilgili pazarlık oturup yapmak zorunda kalıyor. Bitirebildi mi? Gerilla savaşıyla mücadele etmek o kadar kolay değildir. Saha hakimiyeti var. Türkiye sınırlarını koruyor. Ama dümdüz alan ve dümdüz alanda zaten yok, öyle bir şey yok. Tüneller var. İşte o tünellerin içerisinde bile şey çözemiyorsun mesela. İsrail bu savaşı kazandı. Fazlasıyla kazandı ve Hamas'ı çok ağır bir yenilgi uğrattı. Hamas kendi halkının önünde de çok ağır bir suç işledi. Kendi halkına liderlik edemeyeceğini, onu koruyamayacağını gösteren yenilgiye uğramış bir örgüttür Hamas. Kimse yutturmaya kalkmasın Hamas'ı yenemedi, Hamas'la baş edemedi falan diye. Böyle bir şey yok. Biz Filistin halkından yanayız. Filistin halkını destekliyoruz ama bu da bir gerçek. Hamas, Hizbullah'ın gücünün onda birine bile sahip değil. Asıl oradaki güç Orta Doğu'da Lübnan'daki Hizbullah'tır ağır silahlara sahip olan. Çünkü hem Suriye hem de İran, özellikle İran tarafından desteklenen, şeyde Lübnan'da ise legal bir siyasi partidir ve parlamentoda da temsil edilir. Dolayısıyla bir tür Lübnan ordusunun bir bölümü diye değerlendirilebilir. Lübnan'ın paralel ordusu ya da ikinci ordusu diye değerlendirilebilecek bir güç. Şimdi İran'ın eğer İsrail'e bir topyekün müdahalesi olursa şöyle düşünmek gerekiyor. Artık Irak bir Şii devletidir. Şiiler Irak nüfusunun %65'idir. Irak hükümeti Şiilerden oluşuyor ağırlıklı olarak. Bir, bu AKP kafası Amerikancı olduğu için AKP bir Amerikan projesi olarak Türkiye'nin tepesine getirildiği, iktidara taşındığı için bunu fark edemediler. Fark edemedikleri şuydu. Saddam Hüseyin orada %25-30 civarındaki bir Sünni nüfusa yaslanıyordu iktidarda. Suriye'nin tam tersiydi durum, tablo. Şimdi o Saddam devrilince bu denklem bozuldu. Şiiler orada çoğunluk %65. İki, Bahreyn nüfusunun %60'ı Şii. Yemen'in nüfusunun yarısından fazlası Şii. Daha da önemlisi Suudi Arabistan'ın bir bölümü de Şii ve bu Şiilerin önemli bir kısmı da petrol yataklarının olduğu bölgede. Şimdi deniyor ki eğer İran topyekun bir saldırıya geçerse bölgedeki Şii nüfuzunu kullanacaktır. Niye Suudi Arabistan Yemen'e yenilgiye uğratamıyor? Bu kadar büyük güce rağmen, Amerikancı güce, bu kadar paraya, silah gücüne ve orduya rağmen İran var çünkü orada. Husileri İran destekliyor. Ve Husiler o kadar güçlü ki Hürmüz Boğazı'ndan geçen, kendi kontrolleri dışında geçen gemileri de vuruyorlar. Hangi roketlerle vuruyorlar, hangi füzelerle? İran'dan aldıkları füzelerle vurabiliyorlar. Şimdi İran'la Suudi Arabistan arasındaki İran saldıracak dediniz. Şimdi bu gücü kullanacak mı? Şimdi geliyorum oraya. Kullanma ihtimali var diyorum. Kullanacak demiyorum. Suudi Arabistan ve İran arasında bir yakınlaşmayı Çin sağladı. Çin de bölgede bir aktör.
Çin bölgede barışçı bir aktör üstelik. Yani Rusya'dan daha fazla şey prestije sahip. Rusya çünkü şey savaşında taraf oldu. Doğrudan taraf oldu Suriye savaşında. Çin Suudi Arabistan'la şeyi barıştırdı İran'ı. Hamas'ın İran'la barışmasında da Çin faktörü var. Çin, Hamas Suudi Arabistan'daki bu Suudi Arabistan'la İran yakınlaşmasından yararlanarak şeye gitti. İran'a gitti. Yani şeyin yemin törenine katıldı. Katıldıktan sonra öldürüldü Mesud'un, Cumhurbaşkanı Mesud'un. Oradaki tablo şu. Hamas çünkü Suriye Savaşı'nda İran'ın ve Suriye'nin karşısında. Gitti. Efendim? Yemin törenine gitti. Yemin törenine gitti. Ben ne dedim? Sanki cenaze töreni diye duydum. Belki yok, ben de kaçırmış olabilirim. Yemin aslında daha önce öldürmeyi planlıyorlar. Bu yemin törenine katılmasını destekliyorlar. Burada İran'ın onuru kırıldı. Çünkü Sadabat Sarayı'na 800 metre mesafedeki bir devlet konuk evinde öldürüldü. Evet. İran devletinin kalbi o. İsrail istihbaratının gücünü gösteren, operasyon kapasitesini gösteren dünya tarihindeki en önemli olaylardan biri. Tabii. Ben ve yalnızca bulunduğu kat. İsmail, evet, İsmail Haniye'nin bir numaralı bir Hamas yöneticisi olmadığını biliyoruz. Çok önemli olmadı. Halit Meşal var, diğerleri var. Onlardan biri. Onlardan biri. Ama bulunduğu katı ve başka çevreye bile zarar vermeden havaya uçuran ve hala nasıl yapıldığı tartışılan. Tartışılıyor. Evet. İran 7 kilogramlık kısa menzilli füzeyle vuruldu diyor. Büyük ihtimalle İran istihbaratının ya da araştırmasının bu sonucu doğrudur. Dolayısıyla ben böyle bir savaşın beklenen, öyle işte birkaç tane çatapat patlatacaklar, birkaç tane İHA SİHA gönderecekler filan, onda demir kubbesi %70'ini 80'ini engelleyecek, diğerlerde düşecek, böyle bir operasyonla bitecek bir iş olarak görmüyorum. Olay şu, İsmail Haniye çok önemli olduğu için değil bu savaş. Yani İsmail Haniye'yi çok önemsedikleri için değil İran. İran, İsmail Haniye, İran Hamas'ı sevmez. İran, Hamas çünkü Esad yönetimine ilk ihanet eden örgüttür. Hiçbir Arap ülkesi onlara yerleşim izni vermediği halde Şam'da Esad onlara yerleşim izni verdi ve bütün Hamas yöneticileri şeyde oturuyordu, Şam'da oturuyordu. Ne zaman iç savaş başlayacak? Bunlar Müslüman kardeşleri kışkırttılar. Küresel cihatçılar geliyor. Bir isyan başlatılacak. Türkiye var devrede. Diğer ülkeler var. Amerika, İsrail. Hemen şeyi terk ettiler. Suriye'yi terk ettiler. Dolayısıyla İran'ın bu kadar öfkelenmesinin nedeni Sadabat Sarayı'na 800 metre ya da 1000 metre mesafede, 1 kilometre mesafede bir devlet konuk evinde operasyon yapılmış olmasıdır. Bu onurunu toparlamaya çalışıyor. Eğer bunu yaparsa Hizbullah durmayacaktır. Hizbullah Lübnan'dan saldırabilir. Irak devreye girebilir. Bahreyn'de işler karışabilir. Peki Yemen'in buradaki rolü ne olacak? Hürmüz Boğazı'nı kapatabilirler. Batı'ya petrol sevkiyatını durdurabilirler. Hürmüz Boğazı dünya petrolünün %70'inin geçtiği bir boğaz. Evet. Böyle bir etkisi var. Şimdi Hüsnü Mahalli yazmış. Armageddon Savaşı diye. Armageddon Savaşı şeydir, yani mitolojik bir kavramdır. Yahudi mitolojisine ya da Museviliğe göre Armageddon Savaşı son savaş olacak ve ondan sonra Yahudi milleti yeryüzüne, dünyaya egemen olacak. Böylece Allah'ın hükmü, yani yerine gelecek diye bakıyorlar. Armageddon Savaşı böyle bir savaş. Yani Yahudi milletiyle kafirler arasında, onlara göre kafirler arasında son ve büyük bir savaş olacak. Şimdi işin garip tarafı, ama o savaşı mutlaka İsrailoğulları kazanacak. Yine o mitolojiye göre ve yeryüzünde Allah'ın adaletini sağlamak üzere İsrail milleti Allah'ın halifesi olarak görev yapacak. Şimdi böyle bir akıl dışı bir inanış var. İşin garip tarafı, Netanyahu ve koalisyon ortakları buna inanıyorlar. Evet. Onlar da bu savaşa hazır. Çünkü bağınız şey olarak, mistik olarak, yani kendi şeriatlarına göre, inançlarına göre o savaşı kaybetmeleri mümkün değil. Allah onlara zafer verecek o savaşta. Zafer kazanacağına inanıyorlar. Şimdi böyle bilim dışı, akıl dışı bir şeyle, bir tabloyla karşı karşıyayız. Peki 21. yüzyılda bunlar olabilir mi? Pekala olabilir. 21. yüzyılda da Türkiye'de AKP hükümeti var. Niye olmasın? Taliban'da, Afganistan'da iktidara geldi. Nitekim devlet okullarında Hamas propagandası yapılıyor. Tabii. Aynen öyle. Toplamışlar ve Hamas propagandası yapmışlar. Evet. Ya Hamas'ı Suudi Arabistan bile terör örgütü olarak görüyor ya. Mısır terör örgütü olarak görüyor.